Argedit FTTH mimarisi. FTTH veya eve kadar fiber, merkezi bir dağıtım noktasından doğrudan bireysel haneye kurulan fiziksel fiber ağıdır. FTTH mimarisi genel olarak santral ofisinde bulunan OLT ile başlayıp yaşam alanlarında bulunan ONT'de sonlanır. GPON ise bağlı fiber üzerinden telefon, TV, internet gibi hizmetleri sağlamak için kullanılan bir teknolojidir. OLT'nin bir PON portu en verimli 128 kullanıcıya hizmet sunabilecek şekilde tasarlanabilir. Bu bölme işlemleri için fiber optik bölücüler kullanılır. ONT ise farklı yaşam alanlarında konumlanır. Yaşam alanları çok katlı veya yatay mimari gibi farklı çeşitlerde olabilmektedir. Bu da bir PON portunun bölme işlemini farklı varyasyonlarda yapılmasını zorunlu kılar. Argedit FTTH mimarisi optik dağıtım ağını 3 segmente ele alır. Santral ofisi ODF ve ana omurga fiberi, fiber dağıtım dolabı ve dağıtım fiberleri, yapısal dağıtım kutusu ve drop fiberleri. Dağıtım noktalarında konumlandırılan optik bölücüler farklı kapasitelerde olabilirler. Bu durum optik dağıtım ağın esnek ve modüler bir yapıda olmasını gerektirmektedir. Öyle bir esnek mimari sunmalıyız ki tüm yaşam alanlarına adapte olurken kolay kurulabilen ve yönetilebilir olsun. Argedit bu esnekliği sağlayan özel FTTH modülleri sunar. ODF kabininde sadece bir U yer kaplayan Argedit DRS, DIN-RAY üzerinde tak çalıştır splitter kasetleri ile PON portunu 1'e 2, 1'e 4 ve 1'e 8'e çoğaltabilir. Kompakt yapıdaki bu splitterlar mimari gereksinimlere göre kolayca konfigüre edilebilirler. DRS modülünün çıkışlarını omurga fiberiyle irtibatlandırmak için FPP sonlandırma birimi kullanılır. FPP 1U alanda 48 porta kadar sonlandırma kapasitesi sağlamaktadır. FTTH mimarisinde genellikle OLT erişimi 10 kilometrelik bir alanı kapsar. 2 ile 4 kilometrelik fiber kablolarla oluşturulan ağ, ODF ile FTT bağlantısını sağlar. FTT'nin çeşitli yerleşim mimarisinde konumlandırılabileceği için farklı ihtiyaçlara çözüm üretmesi beklenir. Argedit'in FTT için tasarladığı önden erişim sisteminde santral ofisinden gelen fiber optik kablo FPP patch panelde sonlandırılır. Split işlemini gerçekleştirmek için multi-SP kullanılır. 1U alanda 8 slot kapasitede tak çalıştır splitter kasetler bulunur. Slot yuvasına itilerek kolayca takılıp tek bir butona basılarak kolayca sökülebilir. Tek kasette 1'e 32'ye kadar split kapasitesi kullanılabilir. Girişi SC patch portlarla yapılırken çıkış için MPO trunk kablo kullanılır. Argedit'in bir diğer FDT mimarisi ise combo yapıdaki DRW modülüyle sağlanır. Omurga fiberinden gelen 24 core kapasiteye sahip fiber, A segment ve B segment olarak ikiye ayrılarak sonlandırılır. A segmentte bulunan 12 slotluk fiber optik kaset yuvalarıyla hızlıca 1'e 2'den 1'e 16'ya kadar optik çıkışlar elde edilebilir. Her biri tak çalıştır olarak tasarlanan kasetler yardımıyla tüm varyasyonlardaki optik bölme işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilir. DRW'nun B segmenti doğrudan omurga fiberleriyle diğer FTT'leri kaskat bağlamak için tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra santral ofisinden gelen omurga fiberini doğrudan dikey mimari yapıların sistem odalarına da göndermek mümkündür. Argedit'in multi-drop kablo teknolojisi sıralı evler veya bitişik nizam yapıların fiber altyapısı için kullanışlı ve ekonomik bir çözümdür. Multi-drop kablo 2 mm veya 3 mm çapındaki drop kabloların tek bir kabloda birleştirilmiş halidir. Yapıların ön duvarında sabitlenen multi-drop kablo üzerine yerleştirilen block box kullanılarak dağıtım fiberinin yapılara erişimi sağlanır. Yapısal dağıtım kutusu, drop ve çoklu drop fiberlerinden oluşan üçüncü segment, hizmet alan kullanıcının kendi yapısı içerisinde konumlanır. Aynı zamanda da servis sağlayıcının planladığı port ve penetrasyonla uyumlu olarak çalışması beklenmektedir. Argedit FTTH mimarisinin yapısal dağıtım modülü SDB ile CAPEX harcamaları kolayca optimize edilebilir. Dağıtım fiberinden gelen optik kablo ve hizmet birimlerinden gelen drop kablolar her biri etiket yuvalarından geçerek sonlandırılır. SDB tüm diğer modüllerde olduğu gibi tak çalıştır splitter kasetleriyle istenilen kapasitede optimum çözüm sunar. Sonradan artan müşteri ve port taleplerine kolayca adapte olabilir. Kısa sürede kapasite artırılıp azaltılarak OLT port optimizasyonu sağlanır.
SDB'den multi-drop kabloyla bina şaftından her bir kata fiber ulaştırılır. Özellikle yapısal şaft boşluğu olmayan yapılarda hızlı ve ekonomik kablolama imkanı sunmaktadır. Kablo merdiven boşluğundan tek bir kablo olarak en üst kata kadar tesis edilir. Daha sonra hizmet verilmek istenen kat arasında halka kesim tekniği kullanılarak o kat için planlanan drop kablo çıkarılır. Çıkarılan drop kablo, Argerit DDB modülünde füzyon ek veya fast connector kullanılarak sonlandırılır. Kurulum ekipleri patch cord yardımıyla daire içerisine fiberi ulaştırır. Daire içerisine ulaştırılan drop kablo, içerisinde ek kaseti, ONT ve home gateway taşıma modülleri bulunan Argerit ev santralde veya zayıf akım kutusu olmayan daireler için ONT taşıyıcı Argerit MOFED'e sonlandırılır. Bu kompleks mimari yapının kaydını oluşturmak aktif cihazlardaki kadar kolay olmayabilir. Argerit FOMAP uygulaması envanter kayıtlarını oluşturmanızı ve akıllı ağ altyapı haritanızın uçtan uca yönetimini gerçekleştirmenizi sağlar. Tüm modüller ve kablolarınızı koordinatlarıyla harita üzerinden takip edebilirsiniz.